Aa, ne oluyor ya? Merhaba. Aşkım bu ne şimdi? Defne'yi aldım. Bu sefer kesin barışacağım. Dur hemen verme. Hemen olmaz. Niye canım? Allah Allah, kızıma hediye aldım. Sabaha mı bekleyeceğim? Hem bu koca şey çoraba sığmaz hayatım. Bak. Aferin aşıyorsun kendini. Biraz daha zorlasan komik olacaksın yani. Az kaldı. Ver bakayım sen şunu. Ah, ağırmış bu ya. Gelsene sen benimle bir dakika, gel. Geç. Yine ne oldu Pınar? Ne var? Konuşacaklarımız var. Allah aşkına Pınar, kötü bir şey oldu deme. Dayanacak gücüm kalmadı. Ay, kime nasıl yetişeceğimizi şaşırdık. Yok yok, o kadar kötü değil. Yani inşallah. Ne oldu peki? Bugün Başak Hanım beni aradı. Defne'nin öğretmeni, okula çağırdı. Ne olmuş, bir sorun mu varmış? Defne teneffüste mikroskop kırmış. Aman canım, ne var? Ben de bir şey oldu zannettim. Çocuk bu, kırar da döker de. Öderiz parasını, olur biter. Çok velveleci olmaya başladım Pınar. Sanki ben onu mu dert ettim? Başka şeyler var. Başak Hanım dedi ki Defne bugünlerde çok durgunmuş. Okuldan geldiğinde sordum çaktırmadan. Hı. Bana hiçbir şey anlatmadı. Anlatmaz tabii, kızmandan korkmuştur. Ben bilmez miyim çocuğumu? Kesin başka bir şey var. Buyur işte. Yaşlandıkça Şeref anneye benzemeye başlıyorsun, korkuyorum. Korkmuştur kız. Niye altında başka bir şeyler arıyorsun ki? Buyurun, ellerimle yaptım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, zahmet etmişsin. Ne zahmeti canım? Pek güzel yapar kahveyi Billur. Bir parmak köpüğü olur. Keşke bize de yapsaydın. Tadına bakardık. Mis gibi koktu. Değil mi ama? Hakikaten güzelmiş. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Bir dahaki sefere artık cancağızım. Billur nasılsa daha burada. Dedeciğim, şirkete gelmiyorsunuz bu aralar. Gelin de bizim de bir kahvemizi için. Gelirim, gelirim. Bu da sizin için. Size layık değil ama küçük bir hediye. Ne gerek vardı kızım? Boşuna masraf etmişsin. Masraf olur mu hiç? Beğenirsiniz umarım. Sağ ol kızım. Babacığım, özel bir günde biz mi kaçırdık? Yok canım. Bildiğim kadarıyla değil. Öyle içimden geldi benim. Zaten çok küçük bir hediye. Hediye almak için illa özel bir gün mü lazım cancağızım? İnsanın içinden gelsin kâfi. Çok teşekkür ederim kızım. Zevkle takacağım. Şeref, yemek saati geçeli epey oldu. Ama hala Mehmet Efendi'den haber yok. Neredeymiş, haberin var mı? Bilmiyorum ki babacığım. Hiçbir şey de sorulmuyor. Ne doğru düzgün yüzünü görebiliyorum, ne nerede kiminle olduğunu biliyorum. Evet ama sığmaz oldu. Ben hepsini aynı çatı altında tutmaya gayret ettikçe hepsi çil yavrusu gibi dağılıp gidiyor. Fikriciğim, biz ne kadar uğraşsak da olacakla öleceğin önüne geçirmiyor işte. Üzme kendini. Peki Didem nerede? O da ortalarda yok. Aman babacığım, nerede olacak, annesine gitmiştir. Sözde burada oturuyor ama hala orada yaşıyor. Oh. Bir kamyon dolusu çöp attım Türkiye'ye. Taşı bitmedi valla. Koskoca yalı. Başladı mı dizi? Tüh, kaçırdım başını ya. Türkiye, sen beni dinliyor musun? Dinliyorum canım. Dizi diyorum, başlamış. Kaçırdım yine başını. Başladı. Ne oldu peki, buldular mı kızı yoksa? Ne bileyim, arıyorlar mıydı ki? Ne biçim izliyorsun anlamıyorum Ruki. Gördüğünü de anlamıyorsun ha. Çok merak ediyorsan çıkmasaydın dışarı. Ben sana anlatmak zorunda mıyım canım? Ama ben... Bir yığın iş gücü yetmezmiş gibi bir de Orhan Bey'e dizi özeti yap. Ne kızıyorsun Ruki? Ben şimdi ne dedim ki? Yok bir şey. Hadi sen dizini izle. Ulan sen sonumuzu hayrıyla.